Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değerlidir. Yüreğim ilan eder, sözlerim sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Kutsal Kitap Çalışma Programımız, Kutsal Yazıların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Eski Ahit'in tarihi kitaplarından biri olan 2. Samuel kitabını incelemeye devam ediyoruz. Davut'un tahta çıktıktan sonra geçirdiği aşamalar ve krallığını kurma zaferini. Çalışmamızda 8. ve 9. bölüme ulaştık. Programa başlarken konuklarım Rabbin hizmetkarlarına hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Muheb hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Fayez siz de hoş geldiniz. Onur duyduk. Teşekkürler. Stüdyodaki konuklarım sizler de programımıza hoş geldiniz. Şimdi Doktor Fayez, Davut'un tüm bu tekrarlanan zaferleri elde etmesi için bunlara ulaşmasını sağlayan belirli bir motivasyonu var mıydı? Bize bu konuda bir fikir verir misiniz? Buyurun, sizi dinliyoruz. Kuşkusuz bir önceki bölümde Rabbin Davut'un soyu, torunları ve tahtına oturacak oğluyla ilgili verdiği vaatleri, krallığının sonsuza kadar kurulu olacağını inceledik. Rabbin vaatleriyle gelişip tazelendi. Rabbin onun yanında olduğunu ve krallığını kurmak için onunla çalıştığını, Rabbin ona verdiği motivasyonla antlaşmasının koşulsuz olduğunu hissetti. Bu yüzden başladığı krallığını genişletmek için çevredeki krallıklarla savaşmaya başladı. Krallığını genişletti. Bu bölümde çevre halklardan 7 tanesiyle savaştığını, krallığının kurulduğunu da gördük. Ülke içinde ve yurt dışında kral olarak tanındı. Bu nedenle bu bölümde tam 21 kez adı tekrarlandı. Böylece adı büyük oldu ve bütün insanlar onu kral olarak tanıdı. 8. bölümden bazı ayetler okuyup sonra size bir soru yönelteceğim Doktor Muheb. Bir süre sonra Davut Filistleri yenip boyunduruğu altına aldı ve Metek Amma'yı Filistlerin yönetiminden çıkardı. Muavlıları da bozguna uğrattı. Onları yere yatırıp iple ölçtü. Ölçtüğü iki sırayı öldürdü. Bir bütün sırayı sağ bıraktı. Muavlılar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Davut Fırat'a kadar krallığını yeniden kurmaya giden Sova kralı Rehoboğlu Hadadezer'i de yendi. 1700 atlısıyla 20 bin yaya askerini ele geçirdi. 100 savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı. Sova kralı Hadadezer'e yardıma gelen Şam aramlarından 22 bin kişiyi öldürdü. Sonra Şam aramlılarının ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Rab Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı. Davut, Hadadezer'in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp Yeruşalim'e götürdü. Ayrıca Hadadezer'in yönetimindeki Beta ve Berotay kentlerinden bol miktarda tunç aldı. Şimdi sormak istiyorum Doktor Muheb. Burada adı geçen ülkeler ve krallar arasında Sova ve kralı yer alıyor. Onlar hakkında ne biliyoruz? Sova kralı Hadadezer'dir. Sova Şam yakınlarındaydı ve Aramlılara aitti. Ama Sova kralının geniş bir toprağı vardı. Fırat nehrine kadar uzanıyordu. Davut onlarla savaşıp zafer kazandı ve Davut'a boyun eğdiler. Davut'un hizmetkarları oldular. Bu güzel ayet üzerine bize düşüncelerinizi anlatmanızı isterim. Rab, Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı. Aslında savaşırken Rabbin Davut'a elini uzatması, kutsal onayını gösteren inanılmaz bir şeydir.
çevresindeki 9 halkla savaştı ve Rab onunla olduğu için zafer kazandı. Aslında gençken meshedildiğinde onun hakkında Saul'un hizmetkarlarından biri şu sözleri söyledi. Rab onunla beraber. Bir inanlının Rabbin destek elini deneyimlemesi ne kadar güzel bir şey. Davut, Filistiler, Moablular, Amonlular, Amalekliler Edom'la savaştı. Bütün bu halklar Davut tarafından bastırıldı ve sonunda Davut'un hizmetkarı oldular. Ve Rab onunla beraber. Çünkü Rab onunla beraber. Bir ara vereceğiz, ardından konuklarımızın sorusunu alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Konuklarımızın sorusuyla başlıyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi sorunuz lütfen. Harika mezmurlar yazan, hassas, nazik ve duygusal bir karakter olan Davut'u nasıl öldüren bir savaş adamı olarak görebiliriz? Ayrıca ikinci ayeti hiç anlamadım. Davut nasıl ip getirip kimin öleceğini, kimin bağışlanacağını ölçtü? Kimin yaşayacağını veya öleceğini belirlemek için Rabbin yerini mi aldı? Gerçekten çok cesurca bir soru. Buyurun. Aslında Davut, Rab İsa Mesih'i simgelemektedir. Rabbin merhamet ve şefkatiyle, lütfuyla doluydu. Ama Rabbin savaşçısı olduğunu da unutmayalım. İnanlı olanlara sonsuz yaşam veren aynı kişi, inanmayanları da yargılayacaktır. Eğer bir kişi Mesih'in elleri sayesinde kurtuluşa kavuşmamışsa, yargılanmak üzere onun önünde duracaktır. Öyleyse Mesih kurtaran, öldüren ve yargılayacak olandır. Bu Rab İsa Mesih'in mecazi bir görüntüsüdür. İpin hikayesi mesafeyi ölçmek içindi. Ölçtüğü iki sırayı öldürdü. Bir bütün sırayı sağ bıraktı. Kral olduğunu düşünürsek tutsaklarını bunu yapma yetkisine sahipti. Burada da Rab İsa Mesih'in görüntüsünü görüyoruz. 2. Korintliler 2. bölümde Elçi Paulus şöyle dedi. Bize her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Sonra İsa'nın kokusu hakkında konuştu ve İsa'nın çifte etkisinden bahsetti. Tanrı'nın lütfunun müjdesi ve Mesih hakkındaki haberlerdir. Ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Bazıları Tanrı'nın lütfunun müjdecisi ve kurtarıcı Mesih hakkındaki haberleri kabul edecek ve sözleri hayat verecek. Kabul etmeyenlerin Tanrı ölmelerini istemez. Ama İsa'yı kabul etmedikleri için sonuç ölümdür ve ebedi yıkıma kadar kötü bir koku olacaktır hayat kardeş. Yani Davut'un buradaki savaşları aynı zamanda hakim olan İsa'nın mecazi bir sembolüdür. Evet. İnsanları yargılayacak sadece evet. Odur. Ve bu merhametiyle çatışmaz. Hayır, çatışmaz. Doktor Muhab, 8. bölümün sonunda dikkatimi çeken bir ayete açıklama getirmenizi isteyeceğim. 15. ayette şöyle deniliyordu. Bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. Sonra 18. ayette de karakterler içinde Yehoyada oğlu Benaya Keretlilerle Peletlilerin komutanıydı. Davut'un oğulları ise kahindi ve kahinlik Levi kabilesine aitti ve Davut Yahuda kabilesindendi. Nasıl kahin oluyorlar? Gerçekte onlar Tanrı'ya yaklaşan ve insanları Tanrı'nın önünde temsil eden Levililerin kahini gibi kahin değillerdi. Onlar hükümdarlardı, prensler ve valilerdi ve halkla kral arasında bağlantı kurarlardı. Bunu 1. Tarihler bölüm 18'in 17. ayetini okuduğumuzda görürüz. Davut'un oğulları kralın kendine yardım ederlerdi ve halkın tartışmalı olaylarını krala götüren bağlantılardı. Levili kahinler insanları Tanrı'ya yaklaştırırdı. Kesinlikle. Buradaki kahinler insanları krala yaklaştırıyorlardı. Evet, krala. İnsanların davalarını çözmek Doğru. için. Doktor Fayez, 9. bölüme başlayacağız. Bu yüzden 2. Samuel kitabının 9. bölümü hakkında genel bir fikir verip bölüme bir başlık koymanızı istiyoruz. Bu Tanrı'nın sözlerindeki en nazik bölümlerden biridir. Kralların sakatlarla ya da Davut'un Mefiboşet'le hikayesinden söz ediyoruz.
Aslında bu bölüm bizim sevdiğimiz ilahi hatırlatır. Kulaklarım Rabbimin ve beni kanıyla yıkayan sevgilimin sözlerinin yankısını duymaya bayılıyor. Bu hikaye Davut'un Mefiboşet'e yaptıkları ile Rab İsa Mesih'in bizimle ne yaptığını da hatırlatır. Yüreğinde merhamet olan savaş adamı Davut'un Saul'ün evinden birine iyilik göstermesi, biz düşmüş Adem oğullarına merhamet gösteren Rab İsa Mesih'i sembolize etmektedir. Davut şöyle dedi: Saul'ün ailesinden daha sağ kalan iyilik edebileceğim bir kimse var mı? Saul hak etmiş miydi? Hayır. Hak ettiği için değil, başkasının iyiliği için. Davut'u seven biri yani Yonatan'ın hatırına Saul'ün evinden birine lütuf gösterecekti. Lütuf hikayesinde de Tanrı'da Adem oğullarının ailesinden iyilik edebileceğim kimse var mı? Ve kimin hatırı için? Tanrı kendisini seven, iradesini yerine getiren, onu memnun edecek her şeyi yapacak kişi olan İsa Mesih için bize şefkat gösterecektir. Rab İsa Mesih hatırına. Bölümde sadece bir ayağı değil, iki ayağı da sakat kalan bir adam göreceğiz. Hiçbir yere gidemiyordu, hiçbir şey yapamıyordu. Davut'tan korkuyordu. Dışarı çıkmak istese bile bunu yapamazdı. Yani istemedi, yapamadı. Peki bunun çözümü neydi? Çözüm Davut tarafından yapılacak bir eylemdi. O Davut'a taşınacaktı ve sonra Davut ona lütuf gösterecekti. Bu hikaye Tanrı'nın Mesih uğruna bize ne yaptığını anlatır. Tamam, Rab sizi bereketlesin. Bir ara verip konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin. Herhangi bir soru ya da öneriniz varsa ekranda görülecek e-posta adresine yollayabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, tekrar sizlerleyiz ve konuklarımızdan soru alacağız. 8. bölümde Davut'u eli kanlı ve öldüren bir adam olarak görüyoruz. 9. bölümde ise Davut'un Mefiboşet'e lütuf gösterdiğini görüyoruz. Bu olayların bir önemi var mı? Öldürme ve lütfu Davut'un karakterinde buluşuyor. Burada ne görüyoruz? Aslında Davut önceki bölümde de buradaki yönüyle de Rab İsa Mesih'in bir sembolüdür. Yuhanna 3. bölümdeki meşhur ayetteki gibi oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. İşleri kötü olduğu için ışığı değil, karanlığı sevenlerin, ışıktan nefret edip kendilerine sunulan eli reddedenlerin hükmü açısından doğruluk ve adalet yönünden hareket etmişlerdir. Sevgiyi ve onları seven yüreği reddettiler. Yani onlar için yargıdan başka bir şey yoktur. Ama yüreklerine lütufla dokunan, tövbe ve imanla geri dönenlere Tanrı yüreğini bol şefkatle açacak, sevgisi ve lütfuyla onları dolduracaktır. Tamam, bize lütufla Tanrı'nın şefkatini ve ayrıca lütfu reddettiklerinde yargılananların hikayesini anlatıyor. Doğru. Doktor Fayez, 9. bölümdeki Tanrı'nın iyiliği ve lütfu hakkındaki derslerimizi almadan bitirmeyelim. Davut'un Mefiboşet'e gösterdiği iyilikte gördüğümüz resimler nelerdir? Bunlar bizim için de geçerli midir? Aslında hikayede Davut'un Mefiboşet'e yaptığı şey lütuf hikayesidir. Ancak daha büyük ölçüde Rab İsa Mesih'in bize kurtarıcı olarak gelmesi ve onu kabul ettiğimizde bizi kurtarması çok daha büyük bir lütuftur. Davut Mefiboşet'i ziyaret etti. Mesih de bizi ziyaret etti. Yücelerden doğan güneş yardımımıza gelecektir. Mesih'i biz aramadık. Mesih, o bize Mesih geldi. Mesih bizi aradı. Biz ona gidemeyiz. Bu yüzden o bize geldi. İlahi ziyaret. İkincisi barışma. Davut'un kendisine ne yapacağından korkan Mefiboşet'e ilk lütuf sözü ortadan korkuyu kaldırmıştı. Korkma Mefiboşet. Böylece imanla aktandığımıza göre Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Barış. Evet, barış. Üçüncüsü zenginlik. Atan Saul'ün bütün toprağını sana geri vereceğim.
Aslında lütuf günah yüzünden kaybettiklerimizi geri getirmez. Günah yüzünden kaybettiklerimizi lütuf geri getirirse o zaman cennet bahçesine dönecektik. Aslında lütuf cennet bahçesini yenilemeyecek. Mesih Tanrı'yı yücelttiği için kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Ama bizi Tanrı'nın mirasçıları yapacak ve Mesih'le ortak mirasçılarız. Mesih'in babası olan Tanrı'nın yüceltilmesi nedeniyle babanın evine cennete gideceğiz. Dördüncüsü ise kardeşlik. Sen her zaman soframda yemek yiyeceksin. Sofrada yemek bir paydaşlık görüntüsüdür. Tanrı ile oğlunun paylaştığının tadını çıkaran kurtuluşun nimetlerinden zevk alıyoruz. Ve beşincisi ise aile. Davut şöyle dedi. Sen her zaman soframda yemek yiyeceksin. Sanki o kralın oğluydu. Sonunda kralın oğullarından biri gibi diyecekti. Çünkü aslında onun oğlu değildi. Ama bize gelince lütuf bizi Tanrı'nın çocukları yaptı. Evet, çocukları. Bakın, baba bizi o kadar seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Altıncısı gerekçe. Mefiboşet Yerüşelim'de yaşadı ve kralın masasına oturdu. Kralın ona baktığında sakat ayaklarını görmesi. Ama Yonatan'ın oğluydu. Onun sevgisini Mefiboşet'in yüreğinde gördü. Yonatan her zaman haklıydı. Yedincisi ise sonsuz güvence. Mefiboşet yaşadı. Mefiboşet her zaman efendinin masasında yedi. Söylediklerinden vazgeçmedi. Söylediklerinden geri dönmedi. Hatta 2. Samuel 21. bölümde bir sorun olduğunu, Mefiboşet'in ölüme maruz kaldığını okuduk. Ancak Davut, Mefiboşet'e Yonatan'la Rabbin önünde içtiği anttan ötürü Yonatan'ın oğlu Mefiboşet'i esirgedi. Ona sonsuz güvence verdi. Bu, Mesih'in yaptığı lütfun küçük bir görüntüsüdür. Evet, hikaye çok zengin Doktor Muayip. Daha fazlası da var. Açıklar mısınız bize? Davut'un söylediği ilk kelime neydi? Korkma. Davut, Siva'ya ulaştığında, ona şunu söylediğinde Davut hakkında Siva'nın kafası karışmıştı. Saul'un ailesinden daha sağ kalan Yonatan'ın hatrı için iyilik edebileceğim kimse var mı? Mefiboşet'in başına iyi bir şey gelmesi Siva'yı rahatsız etti. Siva rekabet eken şeytanın sembolüdür. İsminin anlamı ekici, kötülük ve rekabet demektir. Davut'un Mefiboşet'e olan lütfunu çarpıtmaya çalıştı. Bu yüzden Davut'a şöyle söyledi. Yonatan'ın iki ayağı sakat bir oğlu var. Demek istediği siz sakatlıktan nefret edersiniz ve bu adama lütfu göstermezsiniz. Bunun yararsız olduğunu ve Davut'un ona istediğini anladığında Mefiboşet'i korkuttu. Ve ona sadece şunu söyledi. Saul'un ailesinden sağ kalan kimse yok mu? Ama ona Davut'un Tanrı'nın iyiliğini ona göstereyim dediğini söylemedi. Böylece adam korkarak Davut'un yanına gitti ve Davut onu görünce şöyle dedi. Korkma dedi. Mefiboşet korkuyordu. Çünkü yargıyı ve ölmeyi hak ettiğini biliyordu. Tanrı ile tanışan herhangi bir günahkarın duyabileceği en iyi cümleyi duymuştu. Günahlarınız bağışlandı. Size barış için sevgi sunuyorum. Size bağışlayıcı olacağım. Günahlarınız olsa bile geçmişinizden korkmayın. Küfürbaz, zalim ya da küstah bir rakip olsanız bile, tutumlarınız düşmanca olsa bile geçmişte olan her şeyi affetmeye hazırım. İkincisi, tüm bu zaman boyunca Lo Devar'daki evinde aç olan biri olarak masasında oturacaktı. Sadece ona yemek vermelerini de istemeyecek, Davut'la aynı sofraya oturacaktı. Aynı kaybolan oğlun hikayesi gibi. Oğlum uzak bir ülkeden geldi ve domuzların yeminden yedi. Ama sen benim değerlimsin. Aynı sofrada oturup aynı yemekten yiyeceğiz. Benimle yiyeceksin. Şimdi geçmişteki yaptıklarından korkma. Şimdi her zaman benimle paydaşlık kuracaksın. Her zaman benimlesin. Ve sonunda ona büyük bir miras verecek. Bölüm dokunaklı bir cümleyle bitiyor. İki ayağı sakat Mefiboşet hep kralın sofrasında yemek yediğinden Yeruşalim'de oturuyordu. Sakat kaldı. Davut, bu zavallı adama lütuf gösterdin. Niye lütfunu sürdürüp ayaklarını iyileştirmedi? Davut'un lütfu yapabildikleriyle sınırlıydı.
yapabileceği ve yapamayacağı şeyler vardı. Yani lütfu sınırlıydı. Ama Tanrı'nın bize gösterdiği iyilik ruhu ve bedeni içerir. Zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Doktor Moheb, görüyoruz ki mevcut yönetime göre Mefiboşet önceki yönetimin kalıntılarındandı ve ölümü hak ediyordu. Ve Davut'un ona söylediklerine başlangıçta dehşetten dolayı saygı gösterdi. Ama Davut'un güzel sözlerinden sonra minnettarlığından ötürü, günahkar birinin imanından önceki ve sonraki Tanrı'ya duyduğu iki saygı arasındaki farkı anlatır mısınız bize? Şüphesiz insanlar günahkar olduğu ve Tanrı kutsal olduğu için Tanrı'dan korkar. Tanrı'nın yargıç olduğunu bilir. Kutsal yazılar bize şunu söyledi: diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Bir kişi Tanrı ile barıştığında ve Tanrı'nın kötülüklerinden bağımsız olarak sevdiğini bildiğinde neden ondan hoşlanmaz? Neden ona karşı düşmanca bir tavır sergilesin? Ona gidince hoş bir yürek bulursunuz. Örten ve bağışlayan bir sevgili bulursunuz. Kabul görüp lütuf ve şefkat bulursunuz. Tanrı sizi seviyor. Sizi yargılamak ya da sizden intikam almak için değil, O sizi sevdiği için size şefkat göstermek istiyor. Doğru. Doktor Fayez, Davut'un Mefiboşet'e şöyle dediğini okuyoruz: ve sen her zaman soframda yemek yiyeceksin. Zengin Davut'un sofrası çok zengin değil miydi? Sofrasında çok şey vardı ama en önemli şey ekmekti. Çünkü ekmek İsa Mesih'in sembolüdür. Ve Yuhanna'nın 6. bölümünde kendisinden 7 kez Rabbin ekmeği olarak bahsetti. Gökten geldiğinde ayrıca dedi ki, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak ve Tanrı'nın besini, Tanrı'nın yüreğini tatmin eden demektir. Çünkü Tanrı'yı ne tatmin eder? Oğlu onu tatmin ediyor. Yüreğini sevindiren ve zevkle dolduran şey budur. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Yani Davud'un sofrasında yemek yemek bir semboldür. Sanki baba bizi çağırıyormuş gibi. Oğlunun tadını çıkarırken babayla paydaş olmamızı ister gibi. Gel, benim oğlumla olan mutluluğumu, zevkimi ve hoşnutluğumu paylaş. Ona hakaret ettiklerinde sessiz kalan mütevazı Mesih'e, babanın isteğini yerine getiren, her şeyi güzelleştiren Mesih'e dikkatlice bakın. Bunlar zengin lütfunun sonuçlarıdır. Evet. Teşekkür ederim. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Kutsal yazılarda sürekli kan döken savaş adamı Davut'tan bahsederken nasıl şefkatli olabildiğini açıklar mısınız? Buyurun. Davut burada Rab İsa'nın simgesiydi. Bizim için çarmıhta ölüp bizi sevdiği ve sonsuz yaşam verdiği gibi ona inanmayan herkesi yargılayacaktır. Bu yargı Mesih'in işlerinin diğer tarafıdır. 8. bölümün sonunda Davut'un oğullarının kahin olduğu söylendi. Kahinliğin Davut oğullarının kavmi olan Yahuda kavmine değil, Levi kavmine ait olduğunu biliyoruz. Buradaki hikaye nedir? Burada kahinlerin Tanrı ile halk arasında bağ olarak değil, politik yöneticiler olduğunu anladık. İnsanları Davut'a bağladılar. İnsanların davalarını ve sorunlarını Davut'a ilettiler. 1. Tarihler 18. bölüm 17'de Davut'un hizmetinde olduklarını ve insanların sorunlarını onlara teslim ettiklerini anladık. Leviler kahin olduğu için insanları Tanrı'ya yaklaştırdılar. Teşekkür ederim. Rab sizleri korusun. Rabbin hizmetkarları, Rab sizi de korusun. Sevgili izleyiciler, Davut öldürülmeyi hak eden Mefiboşet'e büyük bir merhamet gösterdi. Ama bu küçük merhamet, büyük bir merhameti sembolize etmektedir. Durumumuz Mefiboşet'ten daha kötüyken, lütuf tanrısı, sevgi dolu tanrı bize geldi. Ben, siz, kadınlar ve erkekler, her birimiz için kutsal yazılar şöyle der: hepsi saptı, tümü yararsız olduğu, iyilik eden yok, tek kişi bile. Durumunuz ne olursa olsun, suçlarınız ne olursa olsun, günahlarınız ne olursa olsun, ahlaki kusurlarınız ne olursa olsun, Mesih'in kurban edilmesiyle, Mesih'in çarmıhında, Tanrı'nın iyiliğinde ve duyduğunuz Tanrı sözüyle size sunulan bir iyileşme vardır. Mesih'i kabul ederseniz sakat olmayacaksınız. Ahlakınız daha iyi olacak. Davranışlarınız daha iyi olacak.
Kutsal kitap sizin hakkınızda şöyle der: eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. أغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değerlidir. Yüreğim inan eder, sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur.